Merhaba arkadaşlar. En son 2 hafta önce dersimizde Taylor serisinden ve geometrik olarak Newton-Raphson'u türetmiştik. Newton-Raphson tekniğini. Şimdi malum o günlerde bu 2 haftalık tatil sürecine girme aşaması vardı. 3 haftalık. Hatta şimdi şey oldu. İyice bu dönemi uzaktan yapacakmışız. Dolayısıyla o gün bayağı gelmeyen vardı derse. Şimdi biz Newton-Raphson'u bence baştan bir tekrar ele alalım. Newton-Raphson. Newton-Raphson neydi? Newton-Raphson fx eşittir 0 şeklindeki bir eşitliği sağlayan x değerini bulmak için kullanacağımız bir sayısal yöntem bulmak için kullanılır bir sayısal yöntem. Şimdi niye fx eşittir 0 eşitliğini bulmak için bir sayısal yöntem kullanalım? Nasıl bulunur bir defa bu eşitliği sağlayan x değeri? X'i eşitliğin bir tarafına çekersin, yalnız bırakırsın. Diğer tarafta olan büyüklüklerin sayısal matematiksel büyüklüklerin içinde x'e göre hiçbir değişiklik, hiçbir bağımlılık olmaması lazım. X'i çekmek bu. Peki ne zaman çekemiyorsun x'i? Örneğin bu şekilde bir eşitlik varsa elimde. Yani fx eşittir e üzeri eksi x eksi x'e. Dikkat edin. Burada x'i çekebilir misin? Yani x'i yalnız bırakıp diğer tarafta x'ten bağımsız bir şey yapabilir misin? Bir büyüklük. Örneğin bu x'i çeksem x eşittir e üzeri eksi x. Her iki tarafın elenini alsaydım ne olurdu? Yine çekemezdin x'i. Yani üstteki şu x'i çekmeye çalışsaydım. Dolayısıyla maalesef normal prosedür bunda çalışmıyor. Peki hangi tarz fx fonksiyonlarında işimiz kolay? Bir fx eşittir mx artı n şeklinde bir doğru denklemi olsaydı. Veya fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabol olsaydı. Üçüncü derece bir polinom olsaydı. Belki polinom bölmesi veya bir tane çözümü direkt görerek söyleyebilirdik. Veya işte daha karmaşık bir matematiksel argüman ama işin içinden çıkabildiğimiz işlemler olsaydı. Dolayısıyla en kolay çözebileceğimiz yapı bir defa doğru denklemi şeklinde olsaydı. Yani doğrusal bir değişim olsaydı. Veya parabol olsaydı. İkinci derece bir denklem olsaydı. Şimdi biz daha önceki derslerde neyi gördük? Taylor serisini. Taylor serisi ne işe yarıyordu? Taylor serisi aslında bir yakınsama kuralıydı. Neye yakınsama kuralıydı? Herhangi bir fonksiyonu alıyordu. Bir değerin etrafında geçerli olacak şekilde polinom eşitini sana söylüyordu. Neydi o polinom eşiti? İlk terimi ki biz buna sıfırıncı terim diyeceğiz. Biz buna sıfırıncı terim diyeceğiz. Buna birinci terim diyeceğiz Taylor serisinde. Sıfırıncı terimin fonksiyonun başlangıç noktasındaki değeri, daha sonraki terimlerde fonksiyonun
o noktadaki başlangıç noktasındaki türevleriyle hesaplanan, katsayıları hesaplanan bir polinom. Tekrar üzerinden geçersem şöyle hızlıca yazayım. Üçüncü mertebe türeve kadar yazayım ben Taylor serisini. 3 faktöriyel x eksi x0'ın kübü. Tabii biz bu sonsuz elemandı ve biz bunu sonsuz eleman olarak almanın, uygulamada almanın bir neyi yoktu. Bir uygulanabilirliği yoktu. Mutlaka ne yapacaktık? Gelecektik bir yerlerden. Biz bu terimi kesecektik. Şimdi bak dikkat et. Sıfırıncı terim, birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim, Taylor serisi buydu. Ve bunlar bir sabit. Bunlar sizi şaşırtmasın. Bunların hepsi bir sabit. Yani aslında bir A0, buna A1 dersek, bu da A2, nokta 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 AN. Aslında bu A0 artı A1 x eksi x0 artı A2 x eksi x0'ın karesi şeklinde bir polinom. Yani bir fonksiyon, matematiksel fonksiyonu alıyor. Ne yapıyor? Polinom cinsinden dönüştürüyor. Tabii bunun, bu polinomun elemanlarını nerede keseceğin sana kalmış bir şey. Örneğin sıfırıncı terimi her zaman almak, sıfırıncı terimi her zaman almak zorundasın. Birinci terim tabii ki işin içinde hesaba katılmalı. Ve asıl Taylor yakınsaması birinci terimden sonra başlar. Yani en küçük ilk alabileceğin terim şuraya kadardır. Şu yapıdır. Bu yapıdır. Bu yapı nedir? Bu yapı, aslında bu yapıya dikkat edin. Şuraya yazayım. Fx eşittir a0 artı a1 x eksi x0'dır, değil mi? Bak bu neye benziyor bu yapı? Aslında şu doğru denklemine benzemiyor mu? Benziyor değil mi? İşte ne demiştik? Taylor serisini bir yakınsama demiştik. Fx fonksiyonunu bir doğruyla yakınsattırdım. Ha, bu terimi alabilir miydim? İkinci terimi alabilirdim. Parabol olurdu o zaman. Yani sen fx eğrisini bir parabolle temsil ederdin. Bunu alsaydım üçüncü derece bir şeyle temsil ederdin. Bir polinomla temsil ederdin. Peki elimizde ne var şimdi? Elimizde fx eşittir sıfır eşitliği var ve ben bu eşitliği sağlayan x'in peşindeyim. Ben bu eşitliği sağlayan x'in peşindeyim. X nedir? Bir de ne var? Bir de fx'in elimizde Taylor serisi eşidi var. Unutmadan Taylor serisine sadece neyi aldım? Taylor serisine neyi aldım sadece? İlk terimi aldım. Birinci terimi aldım. Bu birinci terimdi. Bu sıfırıncı terim. Evet, şimdi elimize bir çözülecek denklem, bir de onun polinom eşitliği var. Çözmek ne demek? Çözmek aslında şu fx'i sıfıra eşitlemek demek. Peki ben buradan x'i çekemiyorum. Ben sol tarafı çözeceğime sağ tarafı çözsem ne olur? Sonuçta sağ taraf fx'e eşit değil mi? Daha doğrusu aslında buna eşit değil de yaklaşık eşit desek çok daha güzel olacak. Dolayısıyla ne yapacağım? X0'ı fx eşittir 0'ı çözmek yerine sağ tarafı 0'a eşit deyip çözeceğim. Bu yaklaşıklık ne kadar doğru? Bu yaklaşıklık ne kadar doğru? Bu yaklaşıklık x0 olabildiğince x'e yakın
olmalı. Ancak böyle doğru. Yani sen x0'ı çözülmesi gereken x'in civarında hesaplarsan, alırsan ancak bunu fx yerine kullanabilirsin. Matematiksel olarak x eksi x0'ın ne olması lazım? Birden çok çok küçük, sıfırdan büyük. Bu şu anlama geliyor. Birden çok çok küçük, sıfırdan büyük. X eksi x0 delta dersek delta sıfırdan büyük ama pardon, sıfırla bir arasında, sıfır ile bir arasında ama neye yakın? Sıfıra yakın bir sayı. Bir sayı. Yani delta eşittir 0.1. Dolayısıyla x0'ı x'e yakın bir değer olarak kabul ediyoruz. Evet, buradan sol tarafı çözmek yerine sol, sağ, sağ tarafı çözüyorum. Fx0 artı f üstü x0 x eksi x0 eşittir 0. Evet, x'i çekmekti problem değil mi? Fx eşittir 0'da. Buradan yukarıdan x'i çekelim. Yukarıdan x'i çekelim. Yani dikkat et. F üssü x0 x eksi x0 eşittir eksi fx0. Değil mi? Buradan x'i çekersem x0 eksi fx0 bölü f üssü x0. X0 burada x'e yani köke yakın bir değer. O zaman x0'ı kullanarak hesapladığımız x ne olacak? X0'a x0'ı kullanarak hesapladığımız x ne olacak? Mız x köke daha yakın bir değer olacak, değil mi? Daha yakın bir değer olacak. O zaman x0'ı kullanarak hesapladığımız x şu an için köke daha yakın bir değer olacak. Peki işlemleri daha iyi hale getirmek için, yani sonuca daha çok yaklaşmak için bu yapılan işlemi bir kez daha tekrarlayamaz mıyız? Yani burada bulduğumuz x'i ya da bu x'i bir sonraki adım için buraya tekrar koyamaz mıyız? Koyabiliriz, değil mi? Sonuçta bu da bir aslında başlangıç, tahmini başlangıç değeri oldu. Daha iyi bir sonuç oldu x'ten. O zaman örneğin bir tahmini değerle başladığımız zaman elimizdeki sonucumuz x1 olsun. X1, x0'a göre gerçek köke daha bir yakın bir değer. Sonra bu x1'i alalım. Tekrar kullanalım. X2'yi hesap edelim. X2 şimdi daha da iyi bir değer olmayacak mı? Gerçek köke. O zaman x0 tahmin değeriyle başlarsak. X1, x2,
Nokta 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 xn, değil mi? N defa bu işlemi tekrar edersek ne olacak n sonsuza giderken? Ne olacak? Xn x gerçeğe yakın sıcak. X gerçek diyelim. Yani gerçek kök. Gerçek kök. Köke yakın sıcak. E o zaman bu aslında xn artı 1 eşittir. Xn eksi fxn bölü f üssü xn. Şunu aslında xn artı 1 desek çok daha iyi olacak. Yani son iterasyon sonucum xn artı 1. Dolayısıyla en sonsuza giderken xn artı 1 ne olacak? Gerçek köke yakın sıcak. Burada arkadaşlar iteratif olarak i eşittir 0'dan 1, 2, nokta 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 n'e kadar gidersek o zaman bizim gerçek yani bilinen Newton-Raphson formülümüz şu şekilde verilir. Evet, bu literatürde kullanılan Newton-Raphson formülü. Bu literatürde kullanılan Newton-Raphson formülü. Yani i eşittir 0 diye başlıyoruz. I eşittir 0. I eşittir 0 birinci iterasyondur. Birinci iterasyondur. X0 tahmin değeriyle başlarsın ve x1'i hesaplarsın. X1 burada kökün gerçek köke yaklaşık sayısal bir kök. Daha sonra bu x1'i ikinci iterasyonda kullanırsın. İkinci iterasyon. Bazı kaynaklarda arkadaşlar i eşittir. Şuna 1 yapalım. İ eşittir 1'den başlar. Dolayısıyla başlangıç i eşittir 1'den başlar. Dolayısıyla tahmini başlangıç değerini onlar x1 alırlar. İlk sonuçta x2 olur. Evet. Mikrofonu takmayı unutmuşuz. Umarım sesimiz güzel kaydedilmiştir. Evet, buradan x2 eşittir. x1 eksi f x1 bölü f üssü x1. Şimdi gelelim Newton-Raphson'un geometrik yorumuna. Geometrik yorum. Şöyle bir çizelim. Şu y, şu x. Evet. Benim y eşittir fx eğrisi. Benim aradığım kök burası arkadaşlar. Şimdi bir tahmini başlangıç değerinden başlıyorum. x0. Şu cetveli tekrar bir alalım. Bu tam x0'dan bir tane teğet çizelim. Evet, çok sanki x0'dan evet bir tane teğet çizelim. Şimdi aslında ben ne yapıyorum? Bu fx eğrisini
bu fx eğrisini x eşittir x0'da, x eşittir x0'da bu nasıl kapanıyor? Pardon, şimdi x eşittir x0'da ben bu eğri yerine bu doğruyu alıyorum. Bu eğriyle bu doğrunun ortak noktası ne? Sadece x eşittir x0'da bunlar x eşittir x0'da bu hem doğru hem eğri ne eşit? Fx 0 eşit. Ayrıca bir ortak noktaları daha var. Ne? Temas noktasındaki eğim doğrunun eğimiyle eğrinin eğimi birbirine eşit. Şurası ne? İşte bu alfa. Buradaki tanjant alfa aynı zamanda nedir? Nedir? Eğrinin x eşittir x0'da türevidir, değil mi? Şimdi dolayısıyla ben bir kabul yaptım. Aslında bu eğri yerine bu doğruyu aldım. Şimdi eğri yerine doğruyu kabul ettiysem ve doğru ile doğrunun x ekseni kestiği yere bakarsam dikkat ederseniz burası artık benim sayısal köküm olmuş oluyor. Bu renk çok iyi olmadı. Burası benim artık sayısal köküm olmuş oluyor. Şimdi artık elimde köke x0'dan daha iyi yakın bir sonuç var. Peki aynı şeyi, aynı işlemleri x1 için de yapamaz mıyım? Yani doğruya, eğriye bir x1'den teğet çizme olayını. Bence yapabilirim. Evet. Şimdi tam buradan bir teğet çizelim. Evet, dikkat edin. Şimdiki sayısal kökümüz bu oldu. Yani x1 bir köke bir yaklaşık sonuç, gerçek köke. x2 ondan daha iyi bir sonuç. Şimdi bu x2'yi tekrar kullansak ne olacak? Dikkat edin. Evet. Neredeyse kökün üzerinde, gerçek kökün üzerinde bir ne elde ettim? Bir sonuç elde ettim. Gerçek kökün üzerinde neredeyse x3 ve gitgide köke yakınsadığını doğrulardan görüyorsunuz. Şimdi peki bunu bu geometrik yorumu ben analitik yoruma nasıl çevirebilirim? Şu x0'a bu x0 yerine x'i deseydim. X1 yerine de x'i artı 1 deseydim. X'i artı 1 deseydim. Şurası ne olacaktı? Fx'i olacaktı. Değil mi? Burası fx'i olacaktı. Şimdi şu mesafe ne kadar? Fx'i kadar. Şu mesafe ne kadar? X'i eksi x'i artı bir kadar. Şimdi tanjant alfa eşittir. Dikkat edin. Şu cetveli bir kapatalım. Tanjant alfa dikkat edin. Şu taralı üçgenden
Şu taralı üçgenden. Tanjant alfaya dikkat edin. Ne oldu tanjant alfa? Fx'i bölü x'i eksi x'i artı 1. Ha, bak tanjant alfa için iki tane elimde sonuç var. Tanjant alfa için elimde iki tane sonuç var. Bu ikisini birbirine eşitlersem ne olacak? F üssü x0 eşittir. Tabii x0 yerine burada x'i dememiz lazım artık. Çünkü x0 yerine x'i aldık. Yani f üssü x'i eşittir. Fx'i bölü x'i eksi x'i artı 1. Evet. Buradan x'i eksi x'i artı 1 eşittir. Fx'i bölü f üssü x'i. Evet. Buradan şöyle yapalım. X'i artı 1'i çekersem ne olur? X'i eksi fx'i bölü f üssü x'i. Evet. İşte bir önceki analitik olarak Taylor serisiyle bulduğumuz Newton-Raphson formülüyle aynı sonuç. Şimdi gelelim bir örneğe. Ha, bu arada örnekten önce şunu söyleyelim. Newton-Raphson için yakınsama koşulu. Newton-Raphson için yakınsama koşulu. Bunun adı Lipschitz koşulu da denir. Buna Lipschitz koşulu da denir. Koşul şu. Newton-Raphson'un ilk iterasyonda sağ tarafının türevi. Dikkat edin. Sağ tarafı yazıyorum. Sağ tarafının türevi. Şunu x dememiz lazım. Çünkü şu mutlak değeri kaldıralım. D, dx. Nerede hesaplanacak bu türev? Bu türev nerede hesaplanacak? X eşittir x0'da hesaplanacak. Evet, sağ tarafının türevi. Biz aslında bu sağ tarafına iterasyon formülü de diyebiliriz. İterasyon formülü. Çünkü bundan sonra göstereceğimiz tekniklerde aynı Newton-Raphson'a benzer bir sağ tarafın iterasyon formülü olacak diğer metotlarında. Belki onları da Newton-Raphson'la karşılaştıracağız. Evet, bunun türevini alırsam ve türevi hesaplandıktan sonra x yerine x0 koyduğumda fx0 çarpı İkinci türevin x0'ın değeri. Böyle dikkat edin. Alt taraf paydanın türevinin karesi. Yani burada bir aslında bölümün türevi uygulanmış. Bu. Bu arkadaşın yani bu sağ tarafın eğer birden küçükse
Bu x sıfırla başlarsan %100 gerçek köke yakınsama gerçekleşiyor. Bu koşul sağlandığında x eşittir x sıfır alarak gerçek köke yakınsama garanti edilir. Yakınsama garanti edilir. Evet, gerçek köke yakınsama garanti edilir. Yani aslında Lifshitz ya da yakınsama koşulu neymiş? Buymuş. Peki bu koşul oluşmadığı zaman, yani sağlanmadığı zaman yakınsama gerçekleşmeyecek mi? Koşul sağlanmadığı takdirde yakınsama gerçekleşmez diye bir şey yoktur. Yakınsama sağlanmadığında da yakınsama gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir. Yani bu koşul yakınsamayı garanti ediyor. Olmadığında yakınsama gerçekleşebilir de gerçekleşemeyebilir de diyor. Dolayısıyla bu testi yaptığımızda yakınsama için kesin bir şey konuşuyoruz. Yakınsamama için kesin değil. Yine de yakınsama sağlanabiliyor. Şimdi şu soruya bir bakalım. Fx eşittir y üzeri eksi x eksi x eğrisinin x eksenini kestiği noktayı virgülden sonra 4 basamak hassasiyetle bulunuz. Yani soru şunu soruyor. Fx e üzeri eksi x eksi x e üzeri eksi x eksi x eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerini soruyor bize. Evet. Bir tahmini değerle Newton-Raphson işlemlerine başlayacağız. Yalnız öncelikle Newton-Raphson iterasyon formülünü bir oluşturalım. Fx eşittir e üzeri eksi x eksi x. F üssü x eşittir. Nedir bunun türevi? Eksi e üzeri eksi x eksi 1. Evet, iterasyon formülü nedir? X'i artı 1 eşittir. X'i eksi f(x)'i bölü f üssü x'i. Oradan da x'i artı 1 eşittir. X'i eksi f(x)'imiz neydi? E üzeri eksi x. I eksi x'i bölü fx'in türevi e üzeri eksi x'i eksi 1. Evet. Şimdi i eşittir 0 x 0 eşittir bir değerle başlayacağız. Buradan x1 eşittir x0 eksi e üzeri eksi x0 eksi x0. Tabii x0'ı söylemeden önce bunu yazıyorum. İterasyon formülünde i gördüğüm yere x0 koyuyorum. Çünkü i eşittir 1 için. Evet, söyleyelim bakalım. x0'ı kaç alırız? Kök kaç civarında? Evet, burada bir ipucu verdik size. O ipucu ne? O ipucu işte bu grafik. Bu grafik. Bu grafikte
Bu grafiğin x eksenini kestiği noktaya dikkat edelim. Nerede? Burada. Kök. Dolayısıyla kök grafikten şöyle diyelim. Grafikten kök 0 1 arasında bir yerde. Dikkat ederseniz 0,5 gibi 0,5'e yakın bir yerde, tam ortada. Ama biz işleri birazcık daha zorlaştıralım. X0'ı 1 alalım. Size ödev, x'i 0 eşittir 0,5 alarak bir yapmaya çalışın bakalım. X0'ı 1 alalım. Tam burada arkadaşlar Lifshitz kondisyonumuzu, yani yakınsama koşulunu bir test edelim bakalım. Neydi o koşul? Evet, o koşul neydi? Mutlak değer içinde fonksiyonun başlangıç noktasındaki değeri çarpı ikinci türevi bölü ilk türevin nesiydi? Karesiydi. Bunun neyden küçük olmasını istiyoruz? Birden küçük olmasını istiyoruz. Evet. X0 kaç? X0 1. O zaman evet. Fx0 nedir? Fx0. Şunu yazıyorum önce. Mutlak değer içinde. Fx0. Yani eksi e üzeri eksi x0. Eksi x0. Pardon, şurada bir eksilik yok. Kapattım. Şunu yazdım. Bu tamam. Şimdi bir de bunu yazayım. Ha, ikinci türevi de ihtiyacım var. İkinci türev nedir? İkinci türev fx'in ikinci türevi e üzeri eksi x çarpı e üzeri eksi x sıfır bölü ilk türevin karesi. İlk türev ne? Eksi e üzeri eksi x sıfır eksi birin karesi. Kapattık bunu. Bunun birden küçük olması istiyor. Evet. Yeni bir slayta geçelim. Dolayısıyla mutlak değer e üzeri eksi x0 yerine 1 koydum. X0 yerine 1 koydum. Eksi 1 e üzeri eksi 1 bölü türevinde x yerine 1 koyup o türevin karesini alıyorum. Eksi 1 eksi 1'in karesi. Evet. Bunun sonucu arkadaşlar 0,12. 0,12 birden küçük olduğu için koşul yakınsama koşulu çalışır. X0 eşittir 1 alarak sonucunda yakınsama gerçekleşecektir. Yakınsama gerçekleşir. Evet, başlayalım o zaman. X0 eşittir 1, i eşittir 0. Buradan x1 eşittir. Evet. X0 kaçtı? Kaçtı? 1. Eksi. E üzeri eksi 1, eksi 1. Şuraya isterseniz şu iterasyon formülünü bir yazayım. Diğer slaytta kalmıştı.
E üzeri eksi x'i eksi x'i bölü eksi e üzeri x'i eksi 1. Evet, iterasyon formülümüz şurada dursun. İ yerine 0 aldığımda ne oldu? X'iler x 0 oldu. Alt taraf eksi e üzeri şurada bir eksilik var. Eksi 1. Eksi 1. Evet. Buradan bu işleri hesap makinesiyle yaparsanız 1 eksi e üzeri eksi 1 eksi 1 bölü eksi e üzeri eksi 1 eksi 1 buradan x1 0.53 78 63. Soru bize virgülden sonra 4 basamak istiyordu ama ben işlemlerimi virgülden sonra 6 basamakta yapıyorum. Sonuçta ne yapacağım? Virgülden sonra 4 basamak sonuçlarına baktığım zaman ha diyeceğim buradan itibaren kesebiliriz. Yani sen virgülden sonra istenen bir basamakta hassasiyet varsa sana tavsiye en az işlemlerini onun üzerine 2 basamak daha koyarak yap. Ne demek istiyorum? Sonuçlar geldikçe daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi i eşittir 1 ikinci iterasyon için. x2 eşittir x1 eksi e üzeri eksi x1 eksi x1 bölü e üzeri eksi x1 eksi 1. Buradan x2 eşittir x1 yerine bulduğum sonucu koyuyorum. 0.50 0.53 78 63 eksi e üzeri eksi 0.53 78 63 eksi 0.53 78 63 bölü e üzeri eksi 0.53 78 63 eksi 1. Evet, şöyle bir kontrol edelim. Evet, buradan x2 eşittir 0.56 69 87. Şimdi bu x2'yi alıp da tekrardan ben size x3'ü hesaplamayacağım. Onun yerine artık diğer sonuçları özet geçelim. X1'i kaç bulduk? X1'i kaç bulduk? X1 eşittir 0.53 78 63. X2'yi kaç bulduk? 0.53 pardon 0.56 69 87. Diğer sonuçlar bu x2'yi kullanarak x3'ü hesaplasaydım. Diğer sonuçlar 0.56 71 43 x4 0.56 71 43. Bakın 6 basamakta biz burada bir ne görüyoruz? Dördüncü iterasyon sonunda altı basamak kitlendiğini görüyoruz. Bizden istenen ne? Bizden insana istenen virgülden sonra dört basamak sonuçlar. Şimdi bakalım virgülden sonra 4 basamak aslında nerede sağlanıyor? Bütün bulduğumuz sonuçları virgülden sonra 4 basamağa yuvarlayalım. Virgülden sonra 4 tane basamak sayıyoruz. 0.5378. Şuradan kesiyorum. 0.5379.
Aynı şekilde buradan kesiyorum. 0,5670. Evet, bunu nereden kesiyorum? Yine buradan kesiyorum. 0,5671. Bak dikkat edersen virgülden sonra 4 basamak, 4. basamak 1'i 0, 1'i 1. Daha 4 basamak hassasiyette tutturamadık. Buraya bakalım. Zaten virgülden 6 basamak sağlandığı için otomatikman 4 basamak da sağlanacak. 0,5671. Demek ki burada aslında 4. basamak işlemleri durdurmak için yeterli. Benim peki sonucum kaç? 4 basamak hassasiyetteki sonucum. En son bana bu soruyu rapor ederken eğer şunu verirseniz maalesef benim istediğimi yapmamış oluyorsunuz. Çünkü ben sizden 4 basamak hassasiyette sonuç istiyorum. Yani ben 6 basamağı verdim. O zaten 4'ü sallıyor gibi bir durum değil. Ben basamakları ne kadar iyi okuduğunuzu ve basamak kavramını anlayıp anlamadığınızı da ölçmek istiyorum. Dolayısıyla bu aslında 0. bu sorunun cevabı 0,5671.